Değerli basın mensupları, biraz önce Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek bir basın toplantısı yaptı. Dünkü fezleke tartışmalarıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Kendisini izledim. Doğrusu siyasette saçlarını artmış ve halen meclis başkanlığı konumunda bulunan Sayın Cemil Çiçek'in açıklamalarını büyük bir üzüntüyle izledim. Sayın Cemil Çiçek maalesef gerçeğe ve hukuka aykırı, kendi içinde çelişkili açıklamalar yapmıştır. Suçluları koruma gayretinin Sayın Cemil Çiçek tarafından da paylaşılmış olmasını, hükümetin, başbakanın bu yöndeki isteğine meclis başkanı tarafından da destek verilmiş olmasını demokrasimiz adına, parlamentomuz adına büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Sayın Cemil Çiçek'in açıklamaları çok kısaca şöyle. Diyor ki, birincisi, ilk defa Cumhuriyet Savcılıklarından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir fezleke geldi. Dolayısıyla bu ilk kez olan uygulama nedeniyle biz de ilk kez bir uygulama yapıyoruz. Öte taraftan da diyor ki, yaptığımız uygulama meclisin teamüllerine uygundur. Yani öteden beri meclis hangi uygulamayı yaptıysa bunda da aynı uygulamayı yaptı. Eğer savcılıklardan bir fezleke ilk kez geliyor ise teamüllere uygun olması diye bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir olay ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiyor. Sayın Cemil Çiçek doğruyu söylemiyor. Bu fezlekeler, dört bakanla ilgili fezlekeler ilk olarak nereye gönderildi Cumhuriyet Savcılıklarından? Adalet Bakanlığı'na. Adalet Bakanlığı bu fezlekeleri tam 26 gün tuttu. 26 gün tuttuktan sonra Cumhuriyet Savcılığı'na iade etti. Ve Cumhuriyet Savcılığı daha sonra bu fezlekeleri doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Yani Cumhuriyet Savcılığı'nın Adalet Bakanlığı'na gönderdiği fezlekeler Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık üzerinden meclise gelebilirdi. Ama Adalet Bakanlığı'nın engellemesi nedeniyle böyle bir işlem gerçekleşmedi. Geçmişte 1980'li yıllarda doğrudan Cumhuriyet Savcılıkları tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık yolunu takip ederek meclise ulaşan fezlekeler vardır. Eğer şimdi Adalet Bakanlığı bunu iade etmeseydi, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık üzerinden bu fezlekeler gelecekti. Tarih 3 Aralık 1985. Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında vardır. Eski bir bakanla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı fezleke Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık yolunu takip ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal etmiştir. Aynen bugünkü olayda olduğu gibi o fezleke konusu olan bakanın yanında o suçun iştirakçileri olarak iddia edilen bürokratlar vardır ve diğer sivil kişiler vardır. Onların dosyalarını savcılık ayırmış ve bakanla ilgili olanı Adalet Bakanlığı üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiştir. Sayın Cemil Çiçek doğruyu söylemiyor. Bu bir örnek. 90'lı yıllardan yine bir örnek var. Tarih 16 Haziran 1992. Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında var. Dönemin Meclis Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk yine bir bakanla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'nın Adalet Bakanlığı üzerinden Başbakanlık yoluyla meclise gönderdiği fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisine sunmuştur. Her iki olayda da soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcılığı'dır. Ancak meclis soruşturmasını gerektiren bir durum olduğu için, yani suçu işlediği iddia edilen kişi bakan olduğu için bu fezlekeleri Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal ettirmiştir. Sayın Cemil Çiçek gerçekleri söylemiyor. Teamüller şöyledir. Her iki örnekte ve diğer farklı uygulamalarda, örneğin Başbakanlık Teftiş Kurulu raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal etmesinde olduğu gibi hepsinde fezleke ekindeki dosyalar milletvekillerinin incelemesine açılmıştır. Birinci konumuz bu. Sayın Cemil Çiçek'in doğruyu
tespit etmediği, doğruyu söylemediği birinci konu bu. İkinci olarak Sayın Cemil Çiçek'in yine gerçekleri çarpıttığı, anayasayı çarpıttığı konu şudur. Diyor ki, meclis soruşturması bir denetim faaliyeti değildir. Yani sadece ve sadece adli bir faaliyettir. Anayasanın 98. maddesi. Başlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları. Maddenin birinci fıkrası aynen şu şekildedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, meclis araştırması, genel görüşme, gen soru ve meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Meclis soruşturması aynı zamanda bir denetleme yoludur. Yürütmeyi denetleme yoludur. Meclis soruşturması kurulana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin göstereceği faaliyet meclis soruşturması faaliyeti değildir. Soruşturma elbette ki gizlidir. Ama soruşturma açılıp açılmamasına karar verebilmek için bu yönde bir meclis soruşturma önergesi verebilmek için milletvekilleri dosyaları incelemek zorundadır. İşte bu önergenin verildiği ve meclis soruşturmasının kurulduğu ana kadar olan faaliyet meclis soruşturması faaliyeti dışındadır. Meclis soruşturma komisyonu kurulduktan sonra o komisyonun yürüttüğü faaliyet bir adli faaliyettir ve bu soruşturma gizlidir. Çünkü gizlilik sadece hani meclise belgeler intikal etti, bunlar o nedenle gizlidir gibi bir durumla ifade edilemez. Yani bu şekilde ifade etmek yanlıştır. Soruşturma komisyonu tanık çağıracaktır. Tanıkları dinleyecektir. İşte o tanıkların verdiği ifadeler, bunlar gizlidir. Yeni delillere ulaşacaktır. Yeni belki sanıklar orada çıkabilir. Bütün bunlar gizlidir. İşin o kısmıyla bu kısmının, soruşturma öncesi kısmının hiçbir ilgisi yoktur. Yine Sayın Cemil Çiçek'in doğruyu söylemediği, gerçekleri gizlemek için ortaya attığı yanlış olan konu da şudur. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından örnek veriyor. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik talepleri inceler. Diyor ki sadece o komisyonun üyeleri bu talepleri inceleyebildiği halde burada neden meclis soruşturması konusu olabilecek bir konuda neden tüm milletvekilleri incelesin? Sayın Meclis Başkanı'na şunu hatırlatmak isterim. Kendisi gayet iyi bilir ama herhalde işine gelmediği için bunu burada söylemiyor. Karma komisyonun dokunulmazlığın kaldırılması konusundaki faaliyeti bir adli faaliyet değildir, bir soruşturma faaliyeti değildir. Çünkü orada konu olan kişi bakan değil, milletvekildir. O milletvekili hakkında Cumhuriyet Savcısı soruşturmayı yürütmektedir ve Cumhuriyet Savcısı dokunulmazlığın kaldırılmasını talep etmektedir. Dokunulmazlığı kaldırırsa soruşturmayı yürütecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir, ilgili Cumhuriyet Savcılığıdır. Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla bunun hiçbir ilgisi yoktur. Sayın Cemil Çiçek'in doğruyu söylemediği dördüncü konu da şudur. Diyor ki ben nereden bileyim bu dört bakanla ilgili fezleke ekinde kaç dosya var, içinde ne var? Kendisinin daha önce yapmış olduğu bir açıklama var. Ben bu dosyaları Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne havale ettim. 28 Şubat'ta gelmişti. Neden 1 Mart 2014'te bu fezlekeler okunmadığının gerekçesi olarak bunu açıklıyor. Bunlar 28 Şubat tarihinde geldi. Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne havale ettim. Ama ekinde 11 klasör olduğu için bunların incelemesi zaman alacaktı. Ve dolayısıyla 1 Mart 2014 tarihli oturuma biz bunları yetiştiremedik. Gayet iyi biliyor ekinde kaç dosya var. Ve bürokratlara incelemek üzere verdiği, bürokratların incelediği bu dosyaları Cemil Çiçek milletvekillerinden parlamentodan saklamıştır. Sayın Cemil Çiçek'le hükümet, başbakan bir suç ortaklığı işine girmişlerdir. Birbirlerinin suç ortağıdır. Eskiden eski ile yeni arasında ne fark vardır derseniz eski dönemlerde bu bilgiler, belgeler milletvekillerinin
incelemesine açılıyordu. Eskiden şimdi açılmıyor. Böyle bir fark var. Bir fark daha var. Eskiden meclis başkanları hukuku uyguluyordu. Eskiden kara paracılara ve rıza zarraplara kalkan olan bir meclis başkanı yoktu. Bugün bunlara kalkan olan bir meclis başkanı var. Bir diğer konu şu. Herkes şöyle bir haber veriyor. Herhalde kimse incelemek için yeterli zamanı bulamadığı için gerçeği fark edemedi. Güya Adalet ve Kalkınma Partisi 4 bakanla ilgili meclis soruşturma önergesi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak fezlekelerin okunmasını müteakip, okunmadı gerçi, bir kısa bir bilgi verildi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Okunmayacağı anlaşılınca 4 bakanla ilgili meclis soruşturma önergemizi dün akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdik. Bunu daha önce vereceğimizi açıklamıştık. Adalet ve Kalkınma Partisi telaşla ön alabilmek için 4 bakanla ilgili bir meclis soruşturma önergesi verdi. Ama bu önerge içeriğine bakıldığında 4 bakanı şimdiden aklayan bir önerge. Dün meclis başkan vekili genel kurula 4 bakanla ilgili o kısa bilgiyi sunarken hangi bakanın Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesine aykırı fiili nedeniyle soruşturma açılabileceği ve açılmayacağı konusunda bir sunum yaptı. Fiilleri saydı. Nüfus suistimali, görevi kötüye kullanma, sahte belge düzenlemek, rüşvet almak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önergesine bakıyoruz. Burada nüfus ticareti var, görevi kötüye kullanma var ama sahte belge düzenlemekle rüşvet almak yok. Yani şimdiden onlar 4 bakanı rüşvet alma ve sahte belge düzenleme iddiasından aklamış durumdalar. Burada dostlar alışverişte görsün. Biz de güya meclis soruşturması istedik diyecekler. Kimseyi kandıramazlar. Buraya bir şey, birkaç şey daha yazmışlar. Aslında asıl hedef bakanları soruşturmak değil, bu tapeleri, bu fezlekeleri kim medyaya sızdırdı? Bunların üzerine gitmek. Buraya yazmışlar. Özel hayatın gizliliği ve korunması, haberleşme özgürlüğü ve gizliliği, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı. Bunları inceleyeceğiz diyorlar. Yani kim bunları sızdırdı? Hedef bakanların fiillerini soruşturmak değil, o vahim iddiaları, rüşvet alma, sahte belge düzenleme iddiasını değil, bunları kim medyaya sızdırdı bunu soruşturmak. Bu bir ayıptır. İş tüzüğün şartlarını da taşımıyor. İş tüzüğün 107. maddesi gayet açıktır. Hangi bakan hangi fiili işlemiştir, onun ceza kanundaki maddesini de yazarak buraya onu koyacaksınız. Oysa savcılık 3 bakanla ilgili ayrı, 1 bakanla ilgili ayrı fezleke gönderdi. Hepsinin ortak fiilleri var ama farklı fiilleri de var. Ama biz hepsini bir torbaya koyalım demişler. Bir çırpıda zaten rüşvet almış değiller, sahte belgede düzenlemiş değiller. Bir çırpıda bunları aklarız demişler. Bu parlamento tarihine bir kara leke olarak geçecektir. AKP'nin istediği bir meclis soruşturması yoktur. Tam tersine bakanları aklamak için bir önerge vermiştir. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayın Cemil Çiçek yaptığı açıklamaları da söyledi. Dün akşam da Bekir Bozdağ'ın eleştirileri vardı size yönelik. Yani istense 10 yıl aralıktan hemen sonra verilebilirdi soruşturma komisyonu önergesi diye. Yani elbette soruşturma önergesini her zaman vermek mümkündür arkadaşlar. Ancak 17 Aralık soruşturmasıyla birlikte birbirinin peşi sıra kamuoyuna o kadar çok bilgi intikal etmeye başladı ki doğal olarak biz savcıların fezlekelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal etmesini bekledik. Bundan daha doğal bir şey olamaz.
meclis soruşturması gibi ciddi bir müesseseyi sadece basın gazete haberlerinden hareket ederek uygulamaya koymak doğru bir şey değildir. Ortada savcının düzenleyeceği bir fezleke varsa doğru olan onu beklemektir. Yani bundan ne gibi bir çıkarsamada bulunuyorlar anlamadım. Niye o zaman vermediler, niye şimdi veriyorlar? O zaman ben soruyorum. 28 Şubat 2014 tarihinde bu fezlekeler meclise geldiği halde neden alelacele meclis hemen 1 Mart'ta kapattılar? Daha meclisin gündeminde görüşeceği tasarılar vardı. Hemen alelacele kapattılar. 1 Mart'ta da okumadılar. Çünkü 2-3 Mart tarihlerinde eğer meclis çalışsaydı bu suç iyice ortaya çıkacaktı. Bunu örtbas etmek için meclisi hemen tatile soktular. Kendisine güvenen insanlar dosyaları hiç kimseden saklamazlar. Kendilerine güvenemiyorlar. Çünkü suç açıkça ortaya çıkmıştır. Elbette buna yargı karar verecektir. Yargının yerine kendimi koyamam ama daha başlangıçta hareket ederken meclis soruşturma önergesinden rüşveti çıkarıyorsanız, sahte belgeyi düzenlemeye çıkarıyorsanız kendinize güvenemiyorsunuz. Bu eğer soruşturma komisyonuna giderse zorda kalırız. Biz o nedenle bunu soruşturmayalım diyorsunuz demektir. Fezlekeler dün meclise okunmadı. Okunmayacağı ortaya çıkınca biz hazırladığımız meclis soruşturma önergelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdik. Öyle tek bir suç değil. Ne demişse savcı hepsini yazdık. Ceza kanundaki maddelerini yazdık ve her bakan için de ayrı ayrı verdik. Böyle torba bir şey değil. Her bakan, doğru olan her bakanı ayrı soruşturmaktır. Biz de ayrı ayrı verdik. Peki meclis başkanı? Sayın Hamzacığım, şimdi meclis başkanı 5 önerge geldiğini söyledi. Sizin 4 evet. AK Parti'nin bir önergesi var. AK Parti Genel Kurulu'da kendi verdikleri önerge çerçevesinde 4 bakanı da tek bir komisyonla soruşturmak yönünde hareket ederse ya da tam tersi hiçbir şekilde komisyon kurulmasından yana bir tavır sergilemezlerse ikinci aşamada evet. Siz ne yapmayacaksınız? O günlerdeki uygulamasını görelim meclis başkanlığının. Bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu meclis soruşturma önergesi iş tüzüğün öngördüğü şartları taşımıyor. İş tüzüğün 107. maddesi gayet açıktır. Meclis soruşturma önergesinde hangi bakanın hangi fiili işlediği belirtilecek ve bunu görevi sırasında işlediğine ayrıca yer verecektir. Bakın burada görevi sırasında işlediği yönünde de bir ibare yoktur. Bir ibare yok. Oysa 107. madde gayet açık. İş tüzüğün 107'si gayet açık. Sayın Cemilçek maddeler sıralıyor ama bu maddeye gelince herhangi bir şey söylemiyor. Gerekli şartlar yok burada. Yani bir şimdiden aklama operasyonudur bu. Doğru olan bizim soruşturma önergelerimizin değerlendirilip ona göre bir meclis soruşturma komisyonunun kurulmasıdır. Tüm iddia edilen tüm suçlar için. Dolayısıyla bu noktada yapılabilecek bir adım var mı? Yani önergenin aslında iş tüzüğü uygun olmadığı için bir müracaatta bulunacak mısınız? Efendim hayır. Meclis başkanlığı bunun gereğini yapmak zorunda. Nasıl gelen soruşturma dosyasını, fezlekeyi, eki dosyaları kanuna aykırı olduğu halde bürokratlarını inceletiyorsa herhalde bunu da bürokratlarına inceletecektir. İş tüzüğe uygun olmadığını kendileri görecektir. Öyle şeyden kaçmak yok. Meydandan kaçmak yok. İşte meydan burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün suçları yazarsınız, getirirsiniz. Bakanları rencide etmeyelim düşüncesiyle buraya yazmıyorlar. Zorda kalırız düşüncesiyle yazmıyorlar. Çünkü ne diyecekler? Adalet ve Kalkınma Partisi grubu 4 bakanla ilgili, 3 bakanla, 2 bakanla neyse rüşvet almak ve sahte belge düzenleme iddiasıyla meclis soruşturması talebinde bulunmuş olacaklar. Bunu kabul etmek istemiyorlar. Bunu kabul etmek bile başlı başına onlar için bir siyasi yenilgi anlamına geleceği için bu adımı atmak istemiyorlar. Evet. Efendim, komisyon
15 kişilik bir komisyon olur. Siyasi partilere güçleri oranında dağıtılır. Daha evvel 9 Adalet ve Kalkınma Partisi, 4 Cumhuriyet Halk Partisi ve 2 de diğer siyasi partilere veya bağımsızlara düşen bir dağılım oluyordu. Yine aynı şekilde olacağını tahmin ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.